Aynı matrisi yani A matrisini alıp tekrar determinantını bulacağım. Ama bu sefer farklı bir yöntem kullanacağım. İki yöntem de geçerli. Burada ilk iki satırı baştan yazıyoruz. 4, 4, eksi 2. Ve ikinci sütun, eksi 1, 5, 0. Şimdi sol köşegen boyunca elemanları çarpıp toplarım. Size göstereyim. Bu çarpım artı bu artı şu. Bunu düzgün çizeyim. Şimdi bundan diğer köşegen boyunca olan çarpımların toplamını çıkarırım. Bunu çıkarırım, şunu çıkarırım ve bunu. Çizdiğim köşegenler yüzünden biraz karmaşık görünüyor. Önce mavi ile çizdiklerime bakalım. 4 çarpı 5 çarpı 0. 4 çarpı 5 çarpı 0. Artı eksi 1 çarpı 3 çarpı eksi 2. Evet, eksi 1 çarpı 3 çarpı eksi 2. Bunları parantez içine alalım. Artı 1 çarpı 4 çarpı 0. Sonra bu turuncuları çıkaracağız. Sağ üstten sol alta doğru gidiyoruz. Çıkaracaklarımız 1 çarpı 5 eksi 2 ve 4 çarpı 3 çarpı 0. Sonra da eksi 1 çarpı 4 çarpı 0. Şimdi bunun değerini bulalım. 4 çarpı 5 çarpı 0 eşittir 0. Eksi 1 çarpı 3 çarpı eksi 2. Bu da eşittir 6. Yani burası artı 6, pozitif 6. 1 çarpı 4 çarpı 0 yine 0 edecek. Ve 1 çarpı 5 çarpı eksi 2. O da eşittir eksi 10. Ama burada eksi var, onun için artı 10 oluyor. Sonra 4 çarpı 3 çarpı, bu da 0 olacak ve eksi 1 çarpı 4 çarpı 0 da 0 olacak. Böylece artı 6 artı 10 kalır. Bu da eşittir 16.